Bu alıştırmamızda saç metal modellerinin yüzeylerinin yırtılmasını göreceğiz. Bunun için 3 farklı örneğim var. Sırayla bu 3 farklı örnek üzerinden gidip komutun çalışmasına bakalım. Öncelikle saç modellemenizin altından yırtma 1 isimli dosyamı açıyorum. Bu modelde bu yüzey üzerinde bir yırtma tanımlayacağız. Dolayısıyla öncelikle yırtma alanını tanımlayan bir eskiz oluşturmam gerekiyor. Bu yüzeyi işaretleyip New Sketch ile yeni bir eskiz yüzlemi tanımlayacağımızı gösteriyoruz. Bu yüzeyin kenarları otomatik olarak iz düşürüldüğü için bize bu bilgiler yüzey yırtma için yeterli olacak. O yüzden Finish Sketch komutuyla yeniden modelleme ortamına dönelim. Modify altındaki Rip komutu yüzey yırtmaları için kullandığımız komuttur. Bu komutta yırtma tipi olarak 3 farklı seçenek bulunmaktadır. Single point ile tek bir nokta işaretlenir. Point to point ile iki nokta işaretlenerek bu iki nokta arasındaki yüzey kırpılır. Face extends bölümü ile komple yüzey kaldırılarak saç metal modelimiz kırpılmış olur. Single point seçeneğinin nasıl kullanıldığına bakalım. Öncelikle yırtılacak olan yüzeyi işaretlememiz gerekir. Daha sonra da bir eskiz noktası. Bu nokta eskizdeki bir noktamızı göstermektedir. Buraya göre bir yırtılma işlemi gerçekleşecek. Gap value ise yırtılma sonucunda aradaki mesafeyi tanımlar. Bu kurallarda tanımlı olan parametredir. İsterseniz bunun yerine farklı bir değer girebilirsiniz. OK ile devam ettiğimde gördüğünüz gibi arada bir açıklık oluştu ve yüzey yırtılmış oldu. Şimdi bu modelin açınımını tek bir komutla alabilirim. Açınımını burada görüyorsunuz. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Bu örnekte iki nokta kullanarak yırtma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu anda zaten iki eskiz ile bu noktalar tanımlanmış durumda. Rip komutunu çalıştırıyorum. Seçeneklerden point to point işaretliyorum ve öncelikle yırtılacak olan yüzeyi gösteriyorum. Daha sonra başlangıç noktası olarak buradaki noktayı, bitim noktası olarak da buradaki noktayı işaretliyorum. Yine dikkat ederseniz öngörünüm olarak bana nasıl bir işlem yapacağını gösteriyor. Gap size için bir değer de verebilirsiniz. Bunun dışında biraz daha bu bölüme yaklaşırsak, buradaki seçenekler her bir işaretleme noktasındaki yönlerin tanımlanmasını sağlar. Örneğin bitim noktasındaki ve başlangıç noktasındaki yön düğmelerine basarak nasıl bir yırtma işlemi gerçekleştireceğime karar verebilirim. Okey dediğim an belirtilen noktalar arasında bir yırtma işlemi gerçekleşir. Açınımını almak istediğimde de tek bir komutla USAC'ın açınımını alabilirim. Son olarak bir başka örnek yırtma işlemine daha bakalım. Burada da komple bir yüzeyin kaldırılmasıyla sacın yırtılmasına bakacağız. Rip komutunu çalıştırıyorum. Tip altından Face Extent seçiyorum. Benden kaldırılacak olan yüzeyi işaretlememi istiyor. Bu yüzeyi işaretliyorum ve OK ile devam ediyorum. Dikkat ederseniz seçtiğim yüzey kaldırılmış oldu. Fakat şuradaki birleşimin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bölüme biraz daha yakından baktığınızda ne demek istediğimi daha rahat anlayabilirsiniz. Bunu çözmek için yeniden rip komutuna giriyorum. Yine face extend seçiliyken buradaki yüzeyimi seçiyorum. Apply ile kaldırıyorum. Benzer şekilde buradaki yüzeyi işaretleyip apply ile bu yüzeyi de kaldırıyorum. Böylece bu açıklığı da tanımlamış olduk. Şimdi bu sacın açınımını Create Flat Pattern komutuyla alabiliriz.